Ben Caner Karakaya, İstanbul Üniversitesi Psikoloji mezunuyum. 2016'da mezun oldum. Yalova Psikotekniğe de açıldığından beri devam ediyorum. Peki psikoteknik nedir? Psikoteknik aslında bir ölçüm. Bu ölçüm için bir cihaz kullanıyoruz, bir test cihazı. Bu test cihazı sayesinde sürücülerin güvenli sürüş becerilerini ölçüyoruz. Psikotekniğin amacı, hedefleri nelerdir? Amaçları, yasayla belirlenmiş zorunluluklar var. Örneğin ticari araçlar. Ticari araçların alması zorunlu. Böylelikle hani güvenli sürüş becerilerini sağlıyorlar mı onu ölçüyorlar. Onun dışında belirli işte hız sınırından kaptırmış, alkolden kaptırmış kişilerden de isteniyor. Onun için gerekli. Kimlere hizmet veriyorsunuz? Ticari araç sürücülerine. Stajyer ehliyeti varken ehliyetini kaptıranlara, hız sınırından belirli bir kere kaptırdıktan sonra almaları gerekebiliyor. Alkolden kaptıranlar, kırmızı ışık ihlalinden kaptıranlar. Bunlar. Şimdi asıl test gelecek. Deneme testinde süre vermemişti size. Bu sefer 2,5 dakikanız var ve bütün bir ekran dolusu gelecek. Üstteki şekil farklı olabilir. O yüzden dikkat edin. Devamı basıp asıl teste başlayabilirsiniz. Peki ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz? Daha bir hafta 10 gün kadar oldu. Yalova'da bu alanda kaç tane belge veren firma var sizin gibi? Yalova'da tekiz. Şu an teksiniz. Yani buradaki Yalova. İnsanlar daha önceden nereye gidiyordu bu ihtiyaçlarını, nerede karşılıyorlardı? Yalova çevresindeki ilçelerde mesela Karamürsel ve Orhan Gazi gibi yoğun nüfuslu bölgelerde aslında uzaklara gidiyorlardı. Hani yakın olarak Karamürsel ve Orhan Gazi'ye daha yakınız şu an. Bundan önce hem Yalova'dakiler hem Orhan Gazi'dekiler Bursa'ya gidiyorlardı. Onun dışında Kocaeli'de var en yakın. Peki bir hafta önce psikotekniğin açıldığını söylediniz. Üniversite mezunusunuz, bu bölümden mezun olmuş bir insansınız. Buradan önce farklı bir deneyiminiz oldu mu? Nerede çalıştınız? 2016'da mezun olmuştum ben. Ondan beri bir dışarıda bir iş deneyimim olmadı. Ancak askere gitmiştim. Yedek subay olarak alındığım için orada kendi mesleğimi icra etme şansı buldum. Yani askeriyede rehberlik danışma merkezinde psikologtum. Bir sene kadar bir askeriyede deneyimim oldu diyebilirim. Peki bu belgeyi alacak insanlara karşı öneriniz nelerdir? Bu belgelerin sahteciliği falan var mı? Daha iyi bilirsiniz tabii bu konuyu. Eskiden yasalarda böyle bir hani kamerayla ilgili bir sıkıntı yoktu. Dediğiniz gibi çantacılar diye tabir ettiğimiz kağıt üzerinden halledilebiliyordu. Ancak artık İl Sağlık Müdürlüğü bizim bu testleri yaptığımızı kontrol etmek için kamera kaydı istiyor. Uygulama odasında bir kamera sistemimiz var. Onun haricinde test cihazında da kendi bir kamerası var. Test devam ederken 3 tane fotoğraf çekiyor farklı zamanlarda. Bunu biz de bilmiyoruz hangi anda çektiğini. Giren kişi de bilmiyor. O yüzden hani bunu önlemek için yeterli önlemler alınmış durumda.